Göbür arkadaşlar. Vesel abi çek orada. Vesel abi çek. Abi dur göber. 2012 Galatasaray sezonu şampiyonluğu. Çek abi çek. Burada cemaate gelmekteki amacımız bize katkılar olur. Tefsir kelam şeyinde, kanunda, derslerinde bize yardımcı olurlar diye geldik. Ama şu an eski hüviyetlerini çok kaybettiler. Biz eski hüviyetlerine güvenerek geldik buraya ama şu an çok farklı bir konumda beyanını vermek zorundasınız diye öğrenciler hakkında çıktı. Biz buradan müdüre geldiğimizde adres beyanı için dedi arkadaşlar sizleri farklı farklı ellerimize göstereceğiz. 5'er 6'şer grup halinde. Biz de kabul etmedik bunu. Cezası varmış yanlış adres beyanının. Sonra gittik. Bize tamam dedi size ben yurttan şeyi vereceğim, ikamet vereceğim falan. Bir imza işte Cihan Pansiyon diye matbaada yaptırmış bir şey. Getirdi verdi bunu biz nüfus müdürlüğüne götürdük. Nüfus memuru bize bunun bir tutarlılığı yok. Burası buraya ben oturum veremem. Yani burası bir ticarethane olarak görünüyor. Çıktık geldik oradan sinirlendik biz. Savcılığa gittik. Savcılığa 17 Ocak tarihinde biz suç duyurusunda bulunduk buranın yurt alınmadığına dair. Yani burada bizim 40 kişi, 45 kişi kalıyor. Hadi bunun 10 tanesini çıkıp 30-35 kişinin burada rengi belli. Hepsi AK Parti'yi oy atacak ve bunu bildikleri için bizi engellemeye çalıştılar burada. Memleketlerimize gideceğimiz zaman da baktık artık adres beyanı dolduğu için süremiz doldu. Artık bizim oy kullanma yerlerimiz memleketlerimize çıkmıştı. Mesela benimki Sivas ama arkadaşlarınki mesela kimininki Balıkesir, Yozgat, işte Konya, Bursa, uzak memleketlere gidişi gelişi bunun 200-250 lira adam diyor ki ben veremem durumum yok falan. Bunu yurttan istedik biz bu şeyi. Adamlar vermedi sizin sorununuz falan dediler. Yani burada önemli olan şey burada 40 kişiyi geçtim hadi kimisini işte cemaatten falan birkaç tanesi burada onlara MHP'ye oy attıracaklarmış da. Şimdi bizim burada rengimizi bildikleri için AK Parti'ye oy atmamak için çünkü burası küçük bir şehir. Bayburt'ta 40 kişinin oyu, 30-35 kişinin oyu hemen hemen belki de yani yönetimin kimde olacağını belirleyebilir. Bu yüzden bizim haklarımız engellendi burada. Biz buraya yani bir siyaset yapmaya gelmedik. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum diye burada çok şey çektim mesela. Ben bu sakal bıraktım diye de benimle çok uğraştılar. Bazı arkadaşlarıma yani o nedir senin bu derdin işte teröristlere benzemeye mi çalışıyorsun? Bizim yurtlarımızda kalanların sakal bırakamayacağını bilmiyor musun? Bizim gibi bıyık bırak falan filan. Çok kavga ettik. Biz bu yurtta çok şey yaşadık. Bu yüzden bizim senetlerimizi verdiler. Bizi yani kimse yurdundan çıkmak istemez. Biz yani kendimiz de çıkmak istiyoruz ama 15 kişi burada çıkmak istiyor sebepleri arkadaşlardan. Var. Bir sürü sebepleri var. Arkadaşlarım da birazdan bahsedecek zaten size. Bu 15 kişinin de yani bizi ayırmaya çalıştılar. 5 tanesini kopardılar en baskın olanları. Bizi böldüler. Tıpkı ülkeyi bölmeye çalıştıkları gibi. Bizi böldürür ama ülkeyi bölemeyecekler. Biz yine de bölünmeyiz. Hep beraber buradayız. Arkadaşlar da yıldır tanımasın. Murat arkadaşım mesela. Ben de diğer sorunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşın dediği gibi biz buraya dini bir cemaat, dini bir yurt diye geldik. Fingültür öğrencisiyiz sonuçta. Biz burada bir şey öğrenmeye, cemaatin eski hüviyeti dediği gibi arkadaşın. Onun için geldik. Ona güvenerek geldik. Şimdi şu an arkadaşın dediği gibi AK Parti'ye düşman bir politika izledikleri için biz de o politikaya karşı çıktığımız için bize cephe aldı hepsi. Bizi buradan Erzurum'a götürdüler. Sömestr tatilinin en sonundaydı. Buradan biz gittik abilere sorduk abi nereye gidiyoruz? Çok önemli bir dini sohbet var. Çok önemli işte çok güzel şeyler anlatılacak. Biz Erzurum'a gittik. Kolejlerinin spor salonlarında 3000 kişiyi 5000 kişiyi toplamışlar. Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attırıyorlar. Biz orada linç geçirme tehlikesini göze alarak orada Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledik. Orada onu alkışladık. Onların alkışladıklarını biz yuhladık. Yani bunların yanlış politikalarını bize göre, yani bilmiyorum herkesin görüşü farklı olabilir ama bize göre yanlış politikalarını desteklemediğimiz için, karşı çıktığımız için bugün bizi böldüler. Biz şu yurtta arkadaşın anlattığı gibi 40 kişiyiz. Sadece 5'imizin sesi çıkanları bizi buradan ayırdılar. Erzurum'da ben şimdi burada siyaset yapmak istemiyorum ama bir başbakanın sözünü yuhlatıp da bir BDP başkanının sözünü bize alkışlattılar. Ha biz alkışlamadık, biz yuhladık orada. Fakat yani bir cemaat bu kadar siyasi şeylere karışırsa biz de buna ilahiyatçı olarak yani yanlışı görmeyen dilsiz şeytandır hadisine de güvenerek, inanarak biz bunu yani karşı çıktık bilmiyorum suçlu muyuz? Allah yukarıda, Allah öbür tarafta ahirette görüşeceğiz. Ya bizden dediler ki bizim her yerde alanlarımız var. Biz sokağa inersek sizden sizin büyükleriniz zayıfın önümüzde duramaz diyerek bizleri açıdan tehdit ettiler. Ve bizlere abi gelerek dedi ki
Bunlar daha ne ki? Bunlar iyi günler. Recep Tayyip Erdoğan Musun yazdığı öldürmüştür. Recep Tayyip Erdoğan Mavi Marmara gemisinin sorumlusudur. Ve AK Parti sorumlusudur ki bakın oradaki şehitlere, Mavi Marmara'daki şehitlere hiçbir tanesi AK Partili değildir diyerek AK Parti'yi bize kötülemeye çalıştılar. Ama ortada bir doğru bir yanlış var. Biz de aklı selim olarak doğrunun yanında olduk. Haklının yanında olduk. Hiçbir zaman haksızlığa karşı susmadık. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiler, susmadık. Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiler, susmadık. AK Parti'ye iftira attılar, susmadık. Bizi ezmeye çalıştılar. Hatta ailelerimizi arayarak ailelerimizi bize düşman etmeye çalıştılar ama susmadık. Bu yaptığımızdan dolayı da bize tavır aldılar. Bu yurdun aşağısı dershane. Dershanedeki öğretmenler dahi bize tavır aldılar. Ve en yakından 3-4 gün önce muhasebeciden faturayı almaya gittiğimiz zaman bizlere üzerimize yürüyerek bizi darp etmeye çalıştı ve hakaret içerikli kelimeler kullandı. Ama bizi hiçbir zaman susturamayacaklar ve bu susmadığımızdan dolayı da şu an burada bulunmaktayız. Yarı yıl dönemi, ikinci dönemin başı hiçbir üniversiteyle hiçbir ilahiyat öğrencisi bu yarı yıl içerisinde dışarıda olmak istemez. Ama işte mecbur kaldık. Nerede kalacaksınız bundan sonra? Var mı bir şey? Arkadaşların evinde. Kaç kişi şu anda burada yurtta kalanlar? 40 kişi. Şu anda bulunanlar, yani yurtta kalıp da burada kalanlar 40 kişi mi? Şu anda açıklama yapanlardan kaç kişi? 5 kişi. Bizi işte senetlerimizi verip çıkardılar. Evet. 5 kişi mi sadece? Evet, sadece 5 kişi. Karı verseler herkes çıkardı. Herkes çıkıyor. Herkes çıkmak istiyor ama vermiyorlar. Bizi böldüler, bizim sesimiz çok çıktığı için. Bizi ayırdılar gruptan. Peki kendinizin ayrıldığına dair söylemler var. Kendiniz biz kendimiz ayrıldık ama neden dair? Biz ayrıldık? O var. Kendiniz ayrıldınız yani bizi, değil kendimiz ayrıldık. Biz kendimiz çıkmak istedik. Çünkü bizim sevdiğimiz Recep Tayyip Erdoğan'a burada küfür ediliyor. Bazı dini değerlere aykırı şeyler söyleniyor. Biz onlara karşı çıktığımız için yurtta arkadaşın dediği gibi bize tavır alındı. Ben yine dua ediyorum onlara. Allah onlara hidayet etsin. Ama eğer ki hidayetleri mümkün değilse onları bu ülkeden uzak eylesin. Onları Rabbim onları beraber oldukları kişilerle beraber karşılayacaksın. Yani biz de uzak olsunlar da bu ülkeyi bölmeye çalışmasınlar. Bölemeyeceklerdi zaten. Amin. Bravo. Arkadaşlar, beşiniz de ilahiyatçı mısınız? Evet. Abi, hepimiz ilahiyatçıyız abi. İlahiyatçıyız. Şimdi şey de var bu yurtta kendi gazetelerinden başka gazete okutmama, televizyonu kendi televizyonlarından başka televizyonu okutmama. Yani burada bizi resmen asimile etmeye çalışıyor adam. Adam televizyonun kumandasını kendi odasına almış, biz sadece Samanyolu'nu izleyecekmişiz. Arkadaş ben özgür bir insanım, öbür kanalı da izleyeyim, ne doğru ne yanlış ben bilebilirim. Her insan özgürdür sonuçta, ben üniversite öğrencisiyim. Bana kendi kanalını izletmeye zorunlu tutuyor beni. Böyle bir saçmalık olamaz. Biz bunlara karşı çıktığımız için buradan ayrılıyoruz. Bilmiyorum haklı mıyız, haksız mıyız, onun kararını da siz verin. Ha hükümetin, Sayın Başbakan'ın da her zaman yanındayız yani. Siyasi olmasın ama ona karşı çıktıkları için biz bugün bu duruma düştük. Dışarıda kaldık yani resmen. Siz kendiniz mi çıktınız, onlar mı çıkardınız? Kendimiz çıkmaya mecbur bırakıldık. Bu sebeplerden dolayı. Az önce biz çıktık dediniz. Biz çıktık ama. Ondan sonra bir gün içinde çıktı dediniz. Hayır oğlum. Siz mi çıktınız? Biz bu sebeplerden dolayı, bu sebeplerden dolayı ver senedimizi gidelim. Bütün dershane bize tavır aldı. Biz burada yaşayamıyoruz artık. Keşke çıkmak. Burada keyfiyen çıktı. Onlar da senedimizi verdi. Anlaşıldı dediğiniz. Anlaşıldı. Tamam. Şu an 40 kişi çıkmak istiyor. Kimseye sanat veriyor. Ahmet neredesin? Aydır, 3 aydır bu öğrenciler siyaset yurda bulaştırıyorlar. AKP'nin broşürlerini yurda sokuyorlar. AKP'nin müziklerini dinliyorlar. Evet, bu öğrenciler yapıyorlar, ortamı geriyorlar. AKP'nin broşürlerini, başbakanın broşürlerini şeye koyuyorlar, odalara, dolaplarına asıyorlar işte. Yurtta siyaset yapıyorlar işte, diğer öğrencileri kışkırtıyorlar. Bizim yurt olarak, pansiyon olarak hiçbir siyasi şeyle görüşümüz olmaz. Olmamıştır da. Burada siyaset